Elimde 100 metre uzunluğunda bir tel olduğunu düşünelim. Bu teli bir yerden keseceğim. Mesela diyelim ki buradan telin ee, bu kısmıyla eşkenar bir üçgen ve ve bu kısmıyla da bir kare elde etmeye çalışacağım. Şimdi soru geliyor kare ve eşkenar üçgenin alanları toplamının minimum olması için teli nereden kesmem gerekir hadi bakalım işe minimize etmek istediğimiz ya da optimize etmek istediğimiz değişkeni tanımlayarak başlayalım Telin bu kısmının uzunluğu diyelim ki x metre olsun. Ve eğer burası x metre ise kare için elimizde 100 eksi x metre tel kalır. Bu durumda kare ve üçgenin kenar uzunluklarının ne olacağını bulabiliriz değil mi? Eşkenar üçgenin kenar uzunlukları x bölü 3, x bölü 3 ve x bölü 3. Karenin kenar uzunlukları da 100 eksi x bölü 4'e evet eşit olur. Karenin alanını x türünden ifade etmek son derece kolay. Ama ya üçgen? İsterseniz biraz düşünelim. Şuraya bir eşkenar üçgen çizelim. Evet, işte böyle. Kenar uzunluklarına şimdilik S diyelim. Üçgenin alanı da 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yüksekliğe eşit değil mi? Yüksekliği de bu köşeden tabana bir dik doğru parçası çizerek gösterelim. İşte, bu da yükseklik. Dik açıyı da çiziyorum. Alanı bir daha yazalım. 1 bölü 2 çarpı taban, yani s çarpı yükseklik, yani h. Peki sizce h'yi s'nin bir ifadesi olarak yazmam mümkün mü? Bunun bir dik üçgen olduğunu fark ettiyseniz, h'yi s türünden elde etmenin yolunu da buldunuz demektir. Buradaki uzunluk, yani tabanın yarısı neye eşit? s bölü 2 kenar uzunluğu da s olduğuna göre h'yi bulmak için ne yapacağız? Tabii ki de Pisagor teoremini kullanacağız. h kare artı s bölü 2'nin karesi hipotenüsün karesine yani s kareye eşit olacak. h kare artı s kare bölü 4 eşittir s kare. İki taraftan s kare bölü 4 çıkarır isek, h kare eşittir, s kare eksi s kare bölü 4 buluruz. İşimizi kolaylaştırmak için s kare yerine 4 s kare bölü 4 yazalım. Bu durumda h kare 3 s kare bölü 4'e eşit olur. H ise iki tarafın kare kökünü aldığımızda, kare kök içinde 3s bölü 2 olarak karşımıza çıkar. Şimdi alan formülündeki h yerine bunu yazarsak, 1 bölü 2 çarpı s çarpı kare kök içinde 3 S bölü 2'den s çarpı s, s kare eder, karekök içinde 3 çarpı s kare bölü 4'ü elde ederiz. Harika. Böylelikle eşkenar üçgenin alanını kenar uzunluğu türünden ifade etmiş olduk. Peki bu durumda bu üçgenin alanı neye eşit olur? Aslında alanların toplamını da yazabilirim. Ne tür bir renk kullanayım mesela? Beyaz. Tamam. Toplam alan. Evet, üçgenin alanı artı karenin alanı olacak, değil mi? Üçgenin alanının karekök içinde 3 çarpı kenar uzunluğunun karesi bölü 4'e eşit olduğunu az önce bulduk. Kenar uzunluğu x bölü 3 olduğunda e, hemen not edelim. Karekök içinde aynı rengi kullanayım. Karekök içinde 3 bölü 4 çarpı kenar uzunluğunun yani x bölü 3'ün karesi. Buradaki s yerine x bölü 3 yazdım. Hepsi bu. Evet, buradaki kenar uzunluğu yerine bu üçgenin kenar uzunluğunu koyunca üçgenin alanı için bu ifadeyi elde ettik. Devam edelim. Karenin alanı 100 eksi x bölü 4'ün karesine eşit. Böylece toplam alanı buradaki x uzunluğunun bir fonksiyonu olarak elde etmiş olduk. Ama şimdi bir de bunu minimize etmemiz lazım. Bunu da bir sonraki videoya bırakalım olur mu?